Las Vegas sokaklarındayız arkadaşlar. Teknoloji Oku adına geldiğim CES fuarında Las Vegas'ta dolaşıyoruz şu anda. Las Vegas filmlerde falan gördüğümüz gibi aslında böyle bir şey bir yer biliyorsunuz. Eğlencenin falan mekanı ama aslında çok önemli bir şey söyleyeyim burada. Bu şehir eğlence üzerine kurgulanmış, kumarhaneleri vesaireleri var ama ağırlıklı olarak burasının en çok gelir kaynağı gördüğüm kadarıyla fuarlar ve etkinlikler. Burada bir Las Vegas Convention Center var. Çok büyük bir yer. Bizdeki birçok yerde çok büyük. Yine birçok otelin alt katında da böyle etkinlik alanları var. Orada siz istediğiniz gibi birçok fuarlar burada düzenleniyor. Büyük firmaların özellikle global firmaların fuarları burada düzenleniyor. Burada böyle gayet başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz, bakıyorsunuz. Buradan da ablanın bir laf attı bize. Arkada da gençler var, bir şeyler söylüyor ama dikkat etmedim ne söylediklerine. Tam burada sana bir şey söyleyeceğim. Evet, Hakkı Başkan da geldi. Eşimi burada gezdiriyorum. Evet. Tam buradan böyle gibi oldu, bir sene iki sene oldu. Şuradan geçerken ne çalıyorsun tam burada? ABK inanan. Abi bu çaldı, şuk evet, oldu. Sonra şurada bir dondurmacı vardı. Maraş dondurması ama Maraş'ı şöyle. M-U-R-U-S-H. Raş. Ya okunuşu Maraş olacak şekilde evet, yazmış. Bu da böyle bir anı. Evet, Hakkı'dan geldi. Teşekkür ederiz. Erdi, senin bir maceran var mı burada? Donanım Haber'den Erdi Özüağ bu arada. Tanımayan abi benim burada maceram genelde iş üzerine. CES evet. Fuarı çok efsane bir fuar. Zaten bugün 2019'da bu kadar hala hareketli ve güçlü başka da bir fuar kalmadı gibi bir şey. Evet. Mobilya Kongresi. Mobilya şimdi burada başka bir zenginlik var. Trendleri çok hızlı ayak uydurmayı başardılar. Yani 5G diyorsun 5G var. Yeni nesil otomobil diyorsun otomobil var. Yapay zeka. Yapay zeka diyorsun yapay zeka. Beyaz eşya diyorsun alası var. Dolayısıyla işte 1970'lerden bu yana tam gaz devam ediyor. O yüzden yani burada sadece CES fuarı için olmak bile çok ayrı bir heyecan ve keyif benim adım. Çok teşekkür ederim bilgi için o zaman. Ben dolaşayım biraz daha. Evet, dolaşmaya abi. Devam edeyim. Sokaklarındaki dolaşmamız devam ediyor. CES'te bir otelden diğerine geçiyoruz. Bu arada fuarla ilgili önemli bir bilgi vereyim. Fuar sadece tek bir yerde düzenlenmiyor. Elbette belli bir convention center var. Orada yapılıyor etkinlikler ama şehrin birçok yerindeki otellerde de firmaların booth'ları var. Yani standları var. O standlarda da yine farklı ürünlerini sergiliyorlar. Teknolojilerini, ürünlerini bu şekilde sergiliyorlar. Şimdi dolaşıyoruz. Güzel. Güzel bir şehir. Las Vegas büyük bir şehir. Çölün ortasında yapılmış bir şehir. O yüzden havası biraz kuru. Geldiğiniz zaman böyle dudaklarınız kuruyabiliyor. Bir de mesafeler çok uzak Amerika'da. Ben daha önce videoda farklı yerlerde söyledim. Mesafeler çok uzak. Böyle yakın gibi görülüyor. Mesela şimdi şurada ileride Trump var. Bakın. Trump'ın oteli var. Şurada. Şurada görüyoruz. Ta ileride Trump yazıyor. Ama bu nereden baksanız orada birkaç millik bir mesafe var. O yüzden böyle çok kolaymış gibi görünse de aslında epey yol yürümeniz gerekiyor. Las Vegas'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi birçok eğlence merkezinin olması, birçok eğlence yerinin olması. Aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerindeki enteresan mimari eserlerin kopyaları da burada. Hemen şimdi şurada arkamda görüyorsunuz. Hemen burada gördüğümüz bir Eiffel Kulesi var. Eiffel Kulesi'nin benzeri de burada. Aynı oranda değil tabii ki, biraz daha küçüğü. Ama Eiffel Kulesi, Özgürlük Heykeli, Mısır'daki Keops Piramidi gibi tarihi ve turistik yerlerin birebir kopyaları yine burada görülüyor. Bunların bir kısmının içine de girebiliyorsunuz. İçinde restoranları var, kafeleri vesaire de var. Mesela buradakinde bir kafe var Eiffel Kulesi'nde. Orada gidip yiyecek içecek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Güzel olmuş, eğlenceli olmuş. Tabii en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi kumar. Bu şehrin eğlence merkezleri var.
Bu merkezlerde neler yapılıyor? Çeşitli gösteriler var. Cirque du Soleil'de çok ünlü bir cirque değil de böyle gösteri grubunun birçok gösterisi burada sahneleniyor ve çok özel gösteriler bunlar. Ve gerçekten de birçok insan tarafından da tercih ediliyor. İzlenmesi önemli halde oluyorlar. Arkamda birazdan çıkacak, şu an görünmüyor da. Bellagio diye bir otel var. O otelin önünde bir havuz var. Orada akşamları çok güzel gösteriler oluyor. Ve birçok insan bu gösterileri böyle görüyorlar, izliyorlar. Eğlenceli bir ortam oluşuyor. Takip ediyorlar. Las Vegas'ın önemli ikonik yerlerinden bir tanesi. Şu üst geçitin arkasında büyük otelin ön tarafında oluyor. Bunu da bilgisini vereyim. Las Vegas'la ilgili ilginç bir bilgi daha vereyim. Şehrin birçok yerinde, tabii downtown dediğimiz merkezinde müzik çalıyor. Ve bu müzikler binaların işte veya dükkanların, işte restoranların veya çeşitli dükkanların önündeki hoparlörlerden duyuluyor. Ama aynı müziği yol boyunca dinliyorsunuz. Yani biriniz böyle yolun kenarlarında bazen gizli, taş şeklinde, kaya şeklinde küçük hoparlörler var. Bazen de şurada göstereyim mesela. Bildiğiniz hoparlörler de var. Görüyorsunuz zaten onları. O hoparlörlerden müzik dinleniyor. Şu an duyuyoruz mesela. Aynı müziği yol boyunca bütün dükkanların önünde duyabiliyorsunuz. Genelde Amerika'da özellikle eğlence mekanlarında, eğlence merkezlerinde, eğlencenin merkezi olduğu şehirlerde uygulanan bir durum bu. Güzel oluyor böyle müzik dinleye dinleye. Yolda yürüyorsunuz. Şu an çalıyor mesela. Ve bilinen parçalar, ünlü parçalar çalıyor bu arada. Böyle müzik dinleye dinleye yürüyorsunuz yolda. Hadi devam edelim bakalım. Bugün Las Vegas'taki son günüm. Size böyle şehirle ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştım. Ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama bir gün buraya yolunuz düşerse en azından bir fikir edinmiş olursunuz. Ne diyebilirim? Birincisi çok büyük. Öyle hani İstanbul gibi, Ankara gibi düşünmeyin. Tamam, İstanbul ve Ankara da çok büyük bir alanda şehir olarak. Fakat Las Vegas öyle böyle değil. Çok büyük. Yani her tarafında oteller var, onu söyleyeyim. Oteller arasında geçiş var. Yani hiç caddeye çıkmadan, sokağa güneşi görmeden, geceyi görmeden otellerin içinde dolaşabiliyorsunuz ama dolaştığınız mesafeler çok büyük, otellerin içi bile çok büyük. Yani bir otelin içinde 3-4 kilometre neredeyse yürümeniz gerekebiliyor. Çok mesafeler uzak. Neler var burada şehir olarak, şehirde baktığımızda? İşte ben CES için geldim, biliyorsunuz Consumer Electronics Show. Üçüncü gelişim benim bu. Son 5 yılda 3 kez gelmiş oldum. Birçok fuar düzenleniyor burada aslında. Birisi Las Vegas'a geldiği zaman Türkiye'den büyük ihtimalle fuar için geliyordur. Çünkü gezmek için de gelinir tabii ki ama insanlar genelde fuarlar için geliyorlar. Aynı zamanda gezmek için de devam ediyorlar. Yani en azından bizim gibi uzak ülkelerden gelenleri söylüyorum. Burada yaşayanlar ise
hani eğlenelim, coşalım vesaire gibi şeyler var. Çok güzel şovlar var burada. Özellikle Cirque du Soleil'in birçok özel şovu burada düzenleniyor. Ve her beğeniye, her eğlenceye, her türlü zevke uygun çeşitli farklı şovlar var. Aslında tamamen şov şehri diyebiliriz ama görünen taraf bu, fakat işin diğer tarafına baktığımızda daha çok buranın fuar sektörüyle ayakta durduğunu görüyoruz. Çünkü elbette eğlence sektörü de önemli burada, fakat devasa fuarlar olduğunu gördüm. O fuarlar olduğu için de yani insanlar bütün oteller vesaire işte geliyorlar, kalıyorlar. Oralarda düzenleniyor her etkinlik. Ciddi bir gelir kapısı oluyor. Şimdi mesela bu şehirde birçok farklı, dünyanın farklı yerlerindeki çeşitli tarihi eserlerin benzerleri var. Mesela burada Özgürlük heykelini görüyorsunuz şu anda. Çok küçük bir versiyonu bu tabi. Orijinali daha büyük. Buraya bunu yapmışlar mesela. Biraz ileride Luxor Oteli var. Burada mesela bizim kaldığımız otel Excalibur. Excalibur Oteli var. Burada böyle bir işte eski ortaçağ binası şeklinde tasarlamış. Ortaçağ kalesi şeklinde. Genelde binalar bu şekilde. Yani buradaki oteller bir konsepti var. Hani kuru kuru oteller de var ama onların da mutlaka bir konsepti oluyor. O konsept çerçevesinde tasarımları, işte binanın yerleşimi vesairesi var. Örneğin Venezia var. Venezia Hotel var mesela. Ya da Venetian'de geçiyor. Venetian'de otel de var. Venetian Hotel var mesela. Bu otelde Venedik konsepti. Bunun gibi farklı farklı işte Luxor Otel var. Piramit şeklinde dediğim, orada da Mısır konsepti var. Ve bu şekilde gidiyor yani. Bu çok otelde böyle. Burada yürümeyi düşünmeyin bir yerden bir yere. Mutlaka ya taksiye binmeniz lazım ya da araç kiralamanız lazım. Toplu taşıma Amerika'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi çok fazla yaygın değil. Ha var ama hani çok fazla yaygın değil, onu söyleyebilirim. Evet, Las Vegas'ta akşam oluyor ve yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Bir CES macerasının da sonuna geldik benzer bir şekilde. Güzel bir etkinlik oldu, güzel bir fuar oldu. Tek kişilik dev kadro ve İstanbul'daki teknoloji okulundaki arkadaşlarımız sayesinde 25'e yakın video çektik. Bir kısmı daha hala yayınlanmadı ama büyük bir çoğunluğunu yayınladık. Ne diyelim? Kolay bir şey değil tabii buralarda böyle iş çıkarmak. Akşam olduğu için Las Vegas'ta da hayat daha bir hareketlendi şu anda. Şöyle göstereyim mesela. Daha bir hareketlilik var. Gündüz bu kadar olmuyor. Belki merak edenlerimiz vardır. Hava soğuk mu? Çok soğuk değil burada. Şu an biz Ocak ayındayız. Ocağın 10'u bugün. Böyle içimde bir kıyafet, üzerinde ince bir montla durabiliyorum. Çok soğuk değil. Bakın burada bir roller coaster da var. Her türlü eğlence var. Burası en ünlü yerlerinden bir tanesi. Strip diyorlar buraya. Yani çok uzun bir cadde burası. Bayağı uzun ama yani. Öyle böyle değil. Burası Las Vegas'ın en ünlü caddelerinden bir tanesi. Ve birçok mağaza, işte otel, eğlence merkezi vesaire bu yolun kenarında konumlandırılmış durumda. Tabii başka yerlerde de var da asıl burada var. Bir de enteresan bir eğlence var burada. Şimdi yukarı bir bakın. Bir helikopter göreceksiniz. Burada yakında bir vadi olduğu için, çöl aslında burası arkadaşlar. Çöl olduğu için çöle turlar düzenleniyor helikopterle. Otomobille falan da gidebiliyorsunuz. Aslında Las Vegas bir çölün ortasında kurulmuş. Bir nevi bir Amerikan rüyası, öyle söyleyeyim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Las Vegas'la ilgili merak ettiğiniz her şeyi de bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.